Yarın. Alper Tüteş vesilesiyle zaten bu Türkiye'ye mal oldu. Evet. Akşam da bize bu mutlu haberi verince biz sabah erkenden mesaiye başlamadan önce sizi bir ziyaret edelim dedik. Seni bir görelim dedik. Allah razı olsun. Yaren Leyla'yı görelim dedik. Bu müjdeyi de bütün Yaren severlere verelim dedik. Tekrar ben hayırlı olsun diyorum, gözün aydın diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok İnşallah bundan sonraki önümüzdeki günlerde de zaten çeşitli vesilelerle. Adem amca yalnız mı geldi Yaren Leyla? Evet, dün ikindide köylülerimiz havada bileyle görmüş. Ben de sandal turu yapıyordum. Hemen geldim evimin yanına. Tam geldim bir baktım Yaren yuvada. Eşi? Eşi birkaç gün sonra geliyor herhalde. Yani eşinle beraber geçen sene gelmişti ama bu sene eşi gelmediği için inşallah belki de başka leyleklerin içindedir. Çok yakın zamanda. Bir hasret durumu olacak yani. Evet. Evet, Ulaabat Gölü'nümüzün kıyısında Eski Karaağaç Leylek Köyü'ndeyiz. Ve bütün Türkiye'de yaran severlerin merakla beklediği buluşma dün itibariyle gerçekleşti. Biz de haberini alır almaz bu sabah Eski Karaağaç mahallemize geldik. Adem amcaya uğradık. Adem amca teknesiyle açılmıştı. Ve hemen bunu gören Yaren, bir taraftan da Adem amca Yaren diye seslendi. Yine Adem amcanın kayığına bindi. Şu anda Adem amca onun için özel olarak tuttuğu balıklarla Yaren Leyla'yı besliyor. 13. büyük buluşma gerçekleşti. Hasretle bekliyorduk, merakla bekliyorduk. Daha önce 27 Şubat'ta gelmiş. Bu yıl 29 Şubat en erken ikinci gelişi olarak tarihe geçti. Gerçekten merakla bekleniyordu. Ve dün itibariyle bu mutlu buluşma gerçekleşmiş. Biz de haber alır almaz bu sabah Adem amca ve Yaren Leyla'nın yanına geldik. Yavruları çıktığı zaman tekrar geçmiş yıllarda yaptığımız gibi vericileri takmayı düşünüyoruz. Çünkü bu yavruların göç ettikleri diğer ülkelerdeki hareketlerini bu şekilde takip etme imkanına kavuşuyoruz. Yine yarenleylek.com sitemiz yarenseverlerin hizmetinde olacak. Yaren Leyla'nın yaşantısını 24 saat canlı olarak izleme imkanına kavuşacak. Kuş severlerimiz, doğa severlerimiz. La Fontaine masallarında olduğu gibi bir hikaye gerçekleşiyor Eski Karaağaç Leylek Köyü'nde. Avrupa Leylek Birliği'ne üye Türkiye'yi temsil eden bir köy. Ama Adem amca ve Yaren Leylek hikayesiyle gündeme geldi ve ünü arttı. Prag'da film festivalinde belgesel dalında birinci olmuştu. O andan itibaren Adem amcayla Yaren Leyla'nın hikayeleri doğa severler, kuş severler tarafından merakla takip edilmeye başlandı. Ve bir doğa bilinci oluşmasına katkı sağladı çocuklarımız ve vatandaşlarımız üzerinde. Zaten burada Leylek Köyü'nde bütün leylek yuvaları çocuklara zimmetleniyor, ailelere zimmetleniyor. Çocuklar bu leyleklerin yaşantılarını takip ediyorlar. Sıkıntılı bir durum olması halinde de ebeveynlerine haber veriyorlar. İşte doğa bilincini, hayvan sevgisini arttırmak maksadıyla bu hikayenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle de canlı olarak Adem amca Yaren Leyla'yı görmek isteyenler buraya geliyorlar. Hem kırsal kalkınmaya hem de Karacabey'in turizm faaliyetlerine önemli ölçüde katkı sağlıyorlar. Karacabey'in Longoz Ormanları, Ihlamuz Ormanları, Ulaabat Gölü, Harası gibi önemli ekolojik kırsal değerleri var. Ama şu anda Türkiye'nin gündeminde olan, onu en fazla öne çıkaran konusu Yaren Leylek hikayesi. Bu anlamda bakıldığında yerelde kırsal kalkınmada Yaren Leylek bir altın yumurtlayan tavuk konumunda. Karacabey'imizin tanıtımı açısından da şimdi dün ikindide köylülerim dedi ki bir leylek geçti köyün üstünden diye.
O haberi alınca hemen derhal geldim evimin yanındaki yuvaya. Gördüm ki yuvada leylek. O anda Yaren mi eşi mi diye bir tereddüt ettim. Ondan sonra yaklaştım, Yaren diye bağırdım. Uçtu, çatıma geldi. O zaman Yaren olduğunu anladım. Ondan sonra ağlarımı aldım, göle indim. Ağlarımı göle serdim Yaren için. Çünkü Yaren beslemem lazım. O anda Yaren leylek ağlarımı atarken geldi kayıma. İlk buluşmamız dün oldu. Bugün de ağlardan çıkan balıklarla onu besledim. Sizin de gördüğünüz gibi. Şu anda çok mutluyum. Çünkü onu doyurduğum için sevinçliyim yani. Bundan sonra 6 ay beraberiz. 6 ay her sabah Yaren'i kayımda besleyeceğim. Tuttuğum balıklarla. Ondan sonra artan balıkları da evime götürüp dolaba koyup öğlen, akşam bir de bahçemde besliyorum. Böylelikle Yaren'i 3 öğün beslemiş oluyorum. Bir soruyor daha. Bir ay öncesine kadar hep Yaren geldi mi, geldi mi, geldi mi? Ben dedim ki Mart'ta gelecek. Ama sürpriz yaptı. Şubat'ın 29'unda geldi. Gerçekten çok sevmişim, çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. İnşallah hayvan severler de, leylek severler de köyümüze gelir ziyarete. Benim mutluluğuma mutluluk katarlar.